çıkalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 18.01.2020 Cumartesi. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu seyirde sohbet mevzu İnci Mercan Tezgahı 63. kitap sayfa 122 en alt satırında kalmıştık. Oradan yolumuza devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri, alemin hakikatlerini, kendi hakikatimizi, risalet hakikatini, uluhiyet hakikatlerini idrak ederek bu dünyadan ayrılanlardan eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeriat, bedenin uyması lazım gelen nefsi bir ahlaktır. Yalnız bir kelime daha oraya ilave etmek lazım. İlahi nefsi bir ahlaktır. Beşeri nefsi değil. Beşeri nefsin ilahi nefse, ilahi hakikatlere uyum sağlaması için şeriat mertebesinin tatbik edilmesi lazım geliyor. Eğer şeriat mertebesi tatbik edilmez ise onun üzerine kurulacak hiçbir bina sağlam temellere dayanan bir bina olmaz. Hayali olur. Evvela nasıl ki bizim bedenimiz var, bedenimizin üzerine ruhani hallerimiz tatbik edilmekte. Bedenimiz olmazsa ruhani hiçbir halimizde olmayacağı gibi şeriat mertebesinin tatbik edilmemesi halinde onun üzerine kurulacak hiçbir bina sağlam ve geçerli bir ilim binası olmaz. O halde yapılacak şey şeriat-ı Muhammediye'ye, şeriat mertebesine mutlaka uyulması lazım gelecektir. Kim derse ki efendim biz hakla hak olduk, daha ilkokula mı gideceğiz, bunları mı okuyacağız? Yani şeriat mertebesinde yapılan fiilleri ilkokul tatbikatı gibi yorumlarlar. Halbuki o mertebenin, şeriat mertebesinin her mertebede ayrı bir yeri ve özelliği vardır. Şeriat mertebesi işin temeli, başlangıcı ve bütün diğer merat-ı ilahiye onun üzerine devam eder. Çünkü kendisinde hepsi mevcuttur. Şeriat mertebesi bir bakıma şeriat-ı Muhammediye'dir ve bütün mertebeleri kapsamını almaktadır. Tarikat-ı ilahiyeyi, sıfat-ı ilahiyeyi, zat-ı ilahiyeyi bünyesinde bulundurur. Şeriatın şeriatı, tarikatın şeriatı, hakikatin şeriatı, marifetin şeriatı diye devam eder. Bunların toplamına da şeriat-ı Muhammediye denir. Bunların hiçbirisinin terk edilmesi söz konusu olmaz. Terk eder ise o kişi de gerçek manada ümmeti Muhammed olmaz. Ne kadar oluyorum dese taklidi olur, tahkiki olmaz. Tabii biz bunlara karışmayız. Sadece bu bilgi olarak bilinmesi lazım geliyor. Kelimeyi, cümleyi tekrar edelim. Şeriat, bedenin uyması lazım gelen ilahi nefsi bir ahlaktır. Yani yaşam sistemidir. Tarikat, nefsin ve beşeri ruhun eğlencesidir. Eğlencesidir derken, burada nefsi emmarenin eğlencesi manasına değil, nefsin ve beşeri ruhun, yani ilahi ruhun yansıması olan beşeri ruhun meşguliyet yeridir. Eğer burada kalırsa kişi daha yukarılara geçemez. Zikirler ilahiler gibi, burada bu sahada zikirler ilahiler vardır. Eğer bir ömür boyu burada kalır isek hakikat mertebesine geçilmesi de mümkün olmamaktadır. Hakikat ruhun ilmidir.
Er mertebe, bakın kendine göre özellikleri, hususiyetleri var. Marifet ise bu ilmin bireydeki hak olarak yaşama sanatıdır. Yani bütün mertebeleriyle birlikte, şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebeleriyle birlikte bireydeki hak olarak yaşama sanatıdır. Her birerlerimizde üç mertebe var. Bazen bunların, yani bazılarımız bunların farkında, bazılarımız değildir. Ama güzel bir eğitim neticesinde her birerlerimiz bu makamların farkında oluruz ve yaşam sahasına da geçirmiş ve tatbikinde yapmış oluruz. Bunların birisi uluhiyet mertebesi, birisi risalet mertebesi, birisi de abdiyet mertebesi. İşte marifet ise bu ilmin bireydeki hak olarak yaşama sanatıdır. Yani bütün mertebeleri birlikte müşahede ederek, cem ederek, toplayarak her gereken yerde hangi yaşam icap ediyorsa o mertebede o hale bürünerek o hali yaşar ve bütün aleme böylece de intibak etmiş olur. Hiçbir alemle ters düşmez. Neden? Çünkü her mertebede yeri vardır ve o yerinde hakikatini bildiği için o anda, bakın çok teknik bir hadisedir, bütün mertebeleri bilmiş olan veya 12 katlı bir binanın her katına girmiş de içerisini tanımış olan bir kimsenin hangi katta hangi işte şey var, odalar var, salonlar var, mutfaklar var, hangisine gitse hemen oraya intibak eder, hiç yabancılık çekmez. İnsanlar da böyledir. Her insanda ayrı bir özel mertebe vardır. O kişiyle konuştuğu anda o kişi daha evvel oralardan geçtiği için onun hangi mertebede olduğunu tespit eder ve ona o düzey ile yaklaşır. Ki bu Peygamberimizin hadis-i şerifiyle de bizlere bildirilmiş bir konudur. Kellimünnâs alâ kaderi ukûlihim demekte Peygamber Efendimiz. Bu hadisleri bilhassa öğretmenlere en çok lazım olan, annelere, babalara da, eğiticilere de çok lazım olan bir düstur, bir yaşam halidir. İnsanlara akılları kadar hitap ediniz demekte Peygamberimiz. Kellimün nase, insanlara tekellüm edin, alâ kaderi ukûlihim, akıllarının miktarı kadar. Ne kadar güzel bir ifade tarzı ki lisan-ı Muhammedi bu, tabii öyle olacaktır. Eğer bir kimse karşısındaki kişinin yerini tespit edemez de doğrudan aklına ne geldiği gibi konuşuyor ise, ya onun altında konuşur onu tatmin etmez, ya üstünde konuşur ulaşamaz, veya oh karşıdaki konuştuğu kişiyi hiç ilgilendirmez, nezaketen dinlese de hiçbir faydası olmaz. Bir daha da onun yanına sokulmamaya çalışır, sıkıcı olduğu için. Ama yaklaşık olarak kişinin yeri tespit edilebilirse ona o düzeyden konuşur. Sonra yavaş yavaş da ünsiyet sağladıktan sonra onu yukarıya doğru almaya başlar. Üstad babam öyle derdi bize tavsiyelerinde, oğlum bir kişiyi tanımak istiyorsan biraz onu konuştur. Yani ufak ufak biraz soru sor, halin nedir, ne yapıyorsun? İşte nerelerdesin, ne hal yaptın, bu işlerle ilgin var mı yok mu diye biraz konuştur, o içindekini zaten kendini ispatlamak için desi varsa çıkaracaktır ortaya. Ondan sonra sen onun kilidini çözmüş olursun. Çünkü kişinin sözü aynasıdır, aynı zamanda içindekinin de aktarımıdır. Nesi varsa içinde onu söyler kişi, başka bir şey söylemez. Böylece o daha kolay tanınmış olur ve daha çok fayda sağlanmış olur. Son cümleyi tekrar okuyayım. Marifet ise bu ilmin bireydeki hak olarak yaşama sanatıdır. Yani bütün zahiri yaşamdan ruhani, manevi, ilahi yaşama geçinceye kadar bütün meratibi ilahiyeyi idrak etmiş olan kimse, kendinde de hakkın varlığını müşahede etmiş olan kimsenin hali budur. Bak, marifet ise bu ilmin bireydeki hak olarak yaşama sanatıdır.
bireydeki beşer olarak yaşama değil. Bakın kelimeleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Bireydeki hak olarak. Alemdeki hak olarak değil. Alemdeki hak olması kimsenin hak ettiği bir şey de değil. Olması da mümkün değil. Ancak zihnen bütün alemin tek varlık olduğunu müşahede eder. Ama bütün bu alim kendinde bularak yaşaması mümkün olmaz. Kendindeki hakkı bulup kendindeki kendi kapasitenin sonsuzluğu, kendinin sonsuzluğu içerisinde idrak etmiş olabilir. Ama Allah'ın sonsuzluğu içerisinde bir bireyin böylece hali yaşaması mümkün değil. Eğer ne kadar bu tür cümlelere, konuşmalara rastlıyor isek de bunlar duygusal ve hayali konuşmalardır. Tatbikatı mümkün olmayan konuşmalardır. Ve haddini aşan konuşmalardır. Biraz insan konuşurken sınırlarını bilmesi lazımdır. Hani zahiren konuşurlar ki haddini aşma fazla bakalım sen konuşma derler. İşte tevhid-i ilahide de, ilahi nezakette de haddimizi aşmadan bildiğimiz kadarıyla ve yaşadığımız kadarıyla ne varsa onu nezaketle söylememiz gerekmekte. Ama ne yazık ki birkaç kendisinde vuruntu bulan kimse, birkaç damla damlayıp da taşmaya başlayan kimseler dillerine ne gelirse ilahi hak hakkında, risalet hakkında konuşma yapmaktalar. Tabii burası meydan açık. Herkes atan atıyor, tutan tutuyor. Ama bunların mesuliyeti var. Bunların hepsinin de zabıtları da tutuluyor. Sordukları zaman sen böyle böyle bir kelime kullandın ama nerede bunun yaşantısı? Çıkar bakalım ortaya. Veya o yaşantının vuruntusu, sıkıntısı diyelim. Veya imtihanı geldiği zaman işte o sözün sahibi o zaman o sözü yine söyleyebiliyorsa sahibidir. Ama hadise başına geldiği zaman kıvranmaya başlıyorsa o söylediği söz sahte, hayaldir. Bilmiyorum konuyu anlatabildim. Biraz nazik konu, hassas konu. Cümleyi tekrar edelim, devam edelim sonra. Marifet ise bütün bu ilimlerin, yani bu ilmin dediği şeriat, tarikat, hakikat, marifet ilimlerinin her mertebesi itibariyle bireydeki hak olarak, alemdeki hak olarak değil. Her birerlerimizde ilahi varlığın bir yansıması var. Bu yansıma ne kadar geniş olursa olsun, kişinin hatası ne kadar çok olursa olsun, ancak yine cürmü kadardır. Yani kendi idrak sahası kadardır. Ama bize de lazım olan odur. Bu bir kimse diyelim Enel Hak dedi. Yanındaki kimse bundan haberi var mı? Yok. En yakınındakinin haberi yok. Yani o yaşantısı yaşıyorsa haberi yok. O zaman yanındaki kimsenin haberi yoksa diğer ülkelerde olan kimselerin haberi nereden olacak ki onları nasıl sarmış olsun? Yani Enel Hak dediği zaman bütün alemler düzeyinde ben Allah'ım, ben Hakk'ım diye düşünülürse bu çok yanlış oluyor. Kendi beden varlığı içerisinde Enel Hak dediyse sadece bu bedenini kapsayacak şekilde o zaman doğrudur. Ama Enel Hak dediği zaman bütün alemleri kastediyorsa bu olacak bir şey değildir. Ayrıca Enel Hak dediği zaman bakın o bireyin şu kendi vücut mülkünün bir milimetre dışına bu Enel Hak geçemez. Yani bir milimetre dışında hükmünü yürütemez. Madem haksın, kaldır bakalım bu telefonu, bu sehpayı. Madem haksın, kudret tecellisi yap, hoplat zıplat bakalım. Mümkün değil. Ve o halde bu iddia da yanlış bir iddia. Kendi bünye içerisinde olur. Ona da kimse bir şey demez. Deseler deseler, abartıyor derler veya deli derler veya veli derler. O da demekte kalır. Neticesi zararı veya kârı varsa kendisinin olur. Evet, 22.01.2013
Cuma gününün haliymiş o da. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem hiçbir şeyim hem de her şeyim, hiçbir şeyim çünkü fahri fakrı tam, hem de her şeyim çünkü ganiyi tam. Bakın demek ki mevzular, şimdi atan birisi çıktı ortaya. Burada izah edelim nasıl olduğunu. Hem hiçbir şeyim, bizim kitapların birinde vardır bu Terzi Baba bir tanesinde etrafında yazar. Hiç diye. Şeyin baş cildinin üstünde. Aslında her birerlerimiz için geçerli olan bir hüküm. Hem hiçbir şeyim. Kim bunu anladığı zaman hiçbir şey olmadığını anlamış olur. Her birerlerimiz bir hiçten ibaretiz. Aslımız, varlığımız itibariyle, yani bizim kendimize ait olan hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok işte, zaten biz hiç üzere hiçiz. Ancak hem de her şeyim. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla biz kendi bireysel varlığımız itibariyle hiçbir şeyiz. Ama Hakk'ın tecellisi ve lütfu ile de her şeyiz. Ancak bu her şeyiz derken, yine demin bahsettiğimiz gibi kendi dışımızın dışında her şey miyiz? Değiliz. Hadi gidelim ağaç olalım, gidelim bir bulut olalım, gidelim yağmur olalım. Her şeyin içinde bunlar da var. Ama bunlar kendi bünyemizde de olduğundan, yani bir vücudun içerisinde, insan denen bir zuhurun içerisinde bütün esma ilahiye mevcut olduğundan hem her şeyiz. Ama kendimiz tarafından baktığımızdan biz diye bir varlık olmadığından zaten hiçiz. Biz hiç olmadık ki, zaten biz hiç olmadık ki bir varlık olalım. Ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile, gerçekten çok büyük lütfu ile aynı zamanda her şeyiz. İşte hayatımızı bu iki varlık üzerinde sürdürmemiz bize güzel bir hayat temin etmiş olur. Birisinde hiçlik tarafımız benliğimizi tamamen ortadan kaldırır. Birisinde heplik tarafımız bize güç verir. Bir güzellik verir ve güven verir. Nefsi güven değil, ilahi güven. Bu iki arasında yaşarsak hayatımız herhalde daha anlamlı, daha kolay olur. Baktığımız zaman başımıza gelen sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz. Nusret babamız rahmetullahi aleyh öyle derdi. Oğlum, 100 tane derdin varsa o derdini 1'e düşür. 99'unu bırak. Ne oluyor o zaman? 99 esmayı bırak, Allah esmasına bak. O bir derdin de hak derdi olsun, o dert bütün dertlere dermandır der. Çünkü bütün esma ilahiye o Allah isminden zuhur ettiğinden, talebimiz isimlere değil zati ismi Allah ismine olduğu zaman Allah diğer isimleri nasıl olsa yolunda halledecektir der. Hem hiçbir şeyim hem de her şeyim. Ama bunların hepsi kendi bünyemizde. Hiçbir şeyim çünkü fahri fakrı tam. Peygamber Efendimizin el fahri fakr, ben fakirlikle iftihar etmekteyim dediği saha bu. Peygamberimiz böyle bir saha söylemişse, yani böyle bir husus ortaya getirmişse, kendisi kendine ait hiçbir varlığının olmadığını söylemişse, biz ne diyebiliriz ki? Benim şuyum var, buyum var, oyum var, ben oyum buyum diye nasıl diyebiliriz? Örnek peygamberimiz olduğuna göre, biz de onun ümmetinden olduğumuza göre, onun hiçbir şeyi yoksa bizim de hiçbir şeyimiz yok. Hem de her şeyim, çünkü ganiyi tam, yani biri fakrı tam, biri zenginliği tam. Neden fakiriz? Kendimize ait hiçbir şeyimiz yok. Neden zenginiz?
Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği her şey, her şey, her şey, hiçbir eksiği olmadan, maddi olarak belki elimizde her şey yoktur ama manevi olarak her şeyin sahibiyiz. Yeter ki biz onu kullanmasını bilelim. Yeri geldiği zaman Cenab-ı Hak onu bize de fiziken de lütfeder. Bu dünyada lütfetmese bile ahirette mutlaka onu verecektir. Bu da 23.02.2013 Cumartesi günüymüş. Evet, diğer bir konu. Biliyorsunuz bu mevzu atlayarak gidiyor. Değişik görüyorsunuz. Serçe kuşu gibi daldan dala atlıyor. Ama her atladığı dalda yeni bir pencere açıyor bize. Nasıl ki kuşlar da öyle değil. Bir dala konuyor. O dal sağ tarafta bir dal. Sağı gösteriyor. Sonra zıplıyor sol tarafa geçiyor. Sol taraftaki şeyi seyrettiriyor. Görüntüyü seyrettiriyor. Nasıl ki cin ve şeytan insanları var ise, işte en tehlikeli olanlar da bunlar. Yani sureta insan gibi gözükmekte, ancak içerlerini bu varlıklar istila etmiş olduklarından ve karşıdan da insan gibi gözüktüğünden kimse şüpheye düşmüyor. Ama o insandan öteki arkadaşlar işlem görüyorlar. Minel cinneti ve nas dediği ayet-i kerimenin bir izahı bir bakıma. Yani cin ve şeytan insanları var ise, bakın, karşılığında melek ve Allah insanları da vardır. Eğer diğer karşıtlar olmamış olsa bu ikinci cümlenin bir değeri kıymeti olmaz. Çünkü doğal olarak herkes bu halde olduğundan, çalışma gerekmediğinden bu hale ulaşmak için bir hükmü olmaz. Melekler nasıl melek olarak varsalar ve onların ahiretleri diye bir şey söz konusu değilse, melek ve Allah insanları da doğrudan olmuş olsalar, bunlar için de imtihan gibi, cennet cehennem gibi, mükafat gibi hiçbir şey söz konusu olmaz. Neden? Çünkü birey çalışması ile bunlar kazanılmadığı için mükafat da gerekmez. Mücazat da gerekmez. Bahçede çıkan bir çiçek gibi olur. Sadece bir mevsim açar, kokusu geçer gider. Anlaşılıyor mu? Bakın. Nasıl ki cin ve şeytan insanları var ise melek ve Allah insanları da vardır. Havva Adem'in sol eye kemiğinden, Havva'nın çocukları ise Havva'nın batınından halk edildi. Batınından halk edildi ve halk edilmekte. Bu süreç devam etmekte. İmza, rıza, murat ve sahiplik demektir. Yani bir yere bir kimse imza attığı zaman bu ne demektir? Evvela rızası var. Rızası var demektir. Sonra muradı var. Yani o imzayı atmakta bir isteği var demektir. Ve imza içinde sahiplik gerekir. Yani imzanın sahibi, yani bir kimliği olması gerekir demektir. İmza, rıza, murat ve sahiplik demektir. Adem, Allah'ın rızası, muradı ve imzasıdır. Yani Allah'ın imzası, nasıl ki rıza, murat, sahiplik demek oluyor, imza atmak. O halde Adem'in sahibi ve onun yeryüzünde yaşama rızası ve muradı ilahiye Adem olarak imza atılmıştır. İşte bir kimse namaz kılıyorken ayakta olduğumuz sürece elif, rükuda dal, secdede mim olmaktayız.
biz lisanen, yani herhangi bir kimse dili olmasa, konuşmasa, duymasa, hiçbir şey söylemese, lisanen bir şey söylemese, o hareketleriyle birlikte ben Adem'im diye imza atmış oluyor. Hareketleriyle birlikte ademliğini ispatlamış oluyor. Bak, o namaz gerçek namazdır. Hiçbir şey konuşmasın, hiçbir şey söylemesin. Tabi imkanı olan söyleyecek. Ayrı, çünkü içindekilerinin de bir sürü manaları var. Ancak bahsetmek istediğim, konuşma yeteneği olmasa, duyma yeteneği olmasa, görme yeteneği bile olmasa, secde yerine sadece gösterseler, eğilse kalksa, o işleri yapsa, onun namazı geçerlidir. Çünkü imzası var. Namaz bir bakıma insanın Adem olarak imzasıdır. Burada bahsedildiği gibi. Çünkü hareketleriyle onu kendisi yaşantıya almıştır. Ne kadar müthiş. Hem mana olarak, Adem'i mana olarak, hem de şekil olarak insan namazı kıldığında ben Adem'im diye mührünü basmakta. Seccadeye mührünü basmakta. Tabi seccade yırtılır gider, mühür kalmaz orada. Mana aleminin seccadesine o mühür basılır. Sonra kendi amel defterine de o mühür basılır. Amel defteri açıldığında, o mührü gördüğünde, o da kişinin namaz ehli olduğunun ispatı olur. Melaik-i kiram yazmasa bile bu namazı kıldı diye, ama orada mühür olunca melaik-i kiram da böyle bir şey yapmaz, zaten yazar. Ne kadar mühim hadiseler. İmza, rıza, murat ve sahiplik demektir. Ayrıca imza atmak için de bir salahiyet gerekiyor. Salahiyeti olmayan imzası kabul edilmiyor. Biliyorsunuz bir sürü. Evvela aklı bali olacak, kendini bilen kimse olacak, iradesi yerinde olacak, zorlanmamış olacak. İmza atarken hiçbir şekilde kendi iradesiyle atmış olacak. O zaman Adem Allah'ın rızası, muradı ve imzasıdır. Ve gerçekten de Allah'ın en büyük imzası Adem'dir. Bütün alemin imzası vardır. Cenab-ı Hakk'ın bütün alem varlıklarında imzası vardır. Yani meydana, zuhura çıkarma hakikati itibariyle hepsi imzadır. Yani Allah'ın rızası vardır ki bu alemler olmuştur. Rızası da onun imzası demektir. Şimdi bir alttaki bölümde de bunlar meydana geliyor. Halkın manası, yani Kur'an-ı Kerim'de birçok kelimeler meydana, birçok kelimeler düzenlenmiş Hak tarafından. Bunların birçoğu halk ile, yani halketme ile ilgili. Yalnız ehli zahir, müfessir, ulema-i kiram halk edilmesi, zuhure çıkmayı yaratma diye tabir ediyorlar. Bu şeriat tarikat mertebesinde geçerli olabilir, mazurdur. Çünkü orada tefekkür yoktur, nakil vardır sadece. Ancak hakikat ve marifet mertebesinde olan kişilerin yaratma kelimesini kullanması doğru olmaz. Tabii çevredeki kişilere uyum sağlamak için onların anlayışı itibariyle Allah şunu yarattı, bunu yarattı diyebilir. Ama bilincinde bu yaratma kelimesinin mahzurlu ve imkansız olduğunu da bilmesi lazım gelir. Şimdi şunları bir kısaca okuyalım, sonra yaratma var mıdır yok mudur ona geçelim. Gerçi bildiğimiz konulardır ama tekrarında da fayda olur. Halkın manası, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mesela halakas semavat vel arz. Semavat ve arzı halketti. Halkın manası, halkın manası halk etmek. Cealin manası kılmak. Ve iskale rabbuke lil melaiketini cailun filerdu halife. Ben yeryüzünde bir halife halk edeceğim. Ama birçok tefsir ve mealde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye geçer. Halbuki cealde yaratma sözcüğü yoktur ve uymaz.
Ama kolay olsun diye, yani yoktan var ediliyormuş gibi sanki adeta algılanır. Yoktan var edilme de olmaz. Yok yoktur zaten, ne var edilecek? Efendim Allah'ın kudretidir, o yoktan var eder. Bunlar klasik konuşmalardır. Şeriat mertebesinde ikili Allah anlayışı. Yani ötelerde olan bir Allah var ve burada olan bir kul var. Allah yukarıda yarattı kullarını, ortaya çıkardı. Tamam, orada geçerli, sorun yok. Ama bir kişi hakikatini bunun idrak etmeye başladığında veya eğitimini almaya başladığında bakar ki yaratma diye bir şeyin olması söz konusu değil. Neyse, burayı bakalım, devam edeceğiz inşallah onu. Ceal manası kılmak, dilenmek bir bakıma. İcat, yani bunlar hep zuhura gelen varlıkların nasıl zuhura geldiklerini değişik kelimelerle ifade etmeleri. İcadın manası var etmek. Sunni, hani deriz ya, bu sunni sonradan olmuş gibi. Bu hakiki, bu sunni deriz. Hakiki deriz, sunni deriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de de sun diye geçer, bu sunni diye geçer. Sunun manası kudret eseri göstermek. Tekvin, kün halinin yaşanması, tekvin, yenileme. Manası görünmeyen şeyi meydana çıkarmak. Aslında yok değil, var ama batında çekirdeğin içerisindeki işte meyve gibi, sebze gibi, ağaç gibi, dal gibi çekirdek var ama içindeki varlığı gözükmüyor. Tekvin bu. Bunu da yine yaratma diye karşılığı veriliyor. O mertebede geçerli ama biraz tefekkür haline geçtiğimiz zaman bunun geçerli olmadığını, daha bir başka manasının olduğunu görmekteyiz. Hepsinden murat, yani bu kelimelerin hepsinden murat, Hakk'ın zuhur ve tecellilerini meydana çıkarmaktır. Değişik şekilde, değişik anlatımda. Şimdi yaratma konusuna döndüğümüz zaman neden yaratma olmaz? Peki diyecektir yaratma kelimesini kullanan kimse, Allah yaratmaktan aciz mi? Yaratmayı tarif ederken yoktan var olan bir şey, yani yoktan yaratılarak çıkartılan bir şey manasında. Eğer yoktan diye bir şey düşünürsek, o zaman Rabbimize daha baştan acizlik vermiş oluruz. Yok. Yani yapamamış. Yani çıkaramamış zuhura. Evvela buradan iş. Bir ayağı boş. Yani altı sağlam değil. Yok diye bir şey yok bu alemde. Yokluğu iki türlü tarif ediyorlar. Bunun birisi mutlak yokluk, birisi izafi yokluk. Mutlak yokluk diye bir şey yok. Yani bu alemde yok diye bir şey yok. Karışık mı biraz şimdi? Karışık değil, anlarız inşallah. Şimdi şu oda içerisinde bir saha çizelim. Kare, yuvarlak, neyse. Buraya yok diyelim. Mümkün mü böyle bir şey? Olabilir mi? Yani olamaz. Burası yok olsa burası olmaz. Bu bir varlık ve bir bütündür. Burada yok diye bir şey yok. İşte yokluğun birinci tarifi sadece cümle kelimeyi zihinlerde oluşturmaktır. Yani yok diye bir şey yok bu alemde. Hani derler ya, kuş sütü eksik, her şey var. Öyle bunu iyice düşünmemiz lazım. Bu alemde yokluk diye, yok diye bir şey yok. Bu mutlak yokluk. Bir yokluk daha var ki izafi yokluk. Bu var, izafi yokluk.
izafi yokluk, mutlak yok demek değil, geçici yokluk. Yani şimdi yokluk. Mesela diyelim 10 sene sonrası var mı şimdi? Şu anda yok. Ama var. Dünya tabii devam ediyor olacak ise 10 sene daha. Bu 10 sene sonraki şu anda yok olan saha 10 sene sonra gelecek. Yani var. Yani izafi yok. Şimdilik yok. O çekirdeğin içerisindeki sabı, sapı, kökü, gövdesi, yaprakları, dalları, çiçekleri, meyveleri o çekirdeğin içerisinde mevcut ama o anda yok. Yani şu anda yok. Nerede? Batınında. Ama mutlak yok değil. Var. Toprağa ektiğimiz zaman, şartlar da yerinde olduğu zaman o evvela içindekini şerh ediyor, şarh ediyor, yarıyor. Kendinden geçiyor, kendini feda ediyor. Bakın çekirdek kendini feda ediyor. Yarıyor göğsünü, fatır, fıtır, fıtratında olanı, içinde olanı. Açmaya başlıyor, evvela güçlenmek için toprağın altına doğru gidiyor, kök salıyor. Sonra oradan ihtiyacını çekmeye başlıyor, toprak anasından almaya başlıyor. Ondan sonra su babasından da yardım almaya başlıyor. Güneş kardeşinden, ısıdan, hava dostundan, teyzesinden, amcasından, anası Rehba dört kardeşten ihtiyacını almaya başlıyor. Ve içerisindeki nesi varsa yavaş yavaş o incecik, o filiz, filiz dediğimiz o incecik şey, o kas katı toprağı nasıl deliyor da yukarıya çıkıyor. Pıt 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 kırılmıyor yukarıya doğru içeriden itirdikçe. Sonra hangi helezonla yukarıya çıkıyor? Kim onu içeriden itiriyor ki öyle? O toprağı deliyor, taşı deliyor, taşın taşı, arasından çıkıyor. Gen çıkıyor. Nasıl çıkıyor işte? Demek ki ne kudret, kuvvet var. O halde o yok değil, var. Buna izafi yokluk, yani geçici yokluk da tabir ederiz. Mutlak yokluk değil. Her varlığın kendi aslı itibariyle nesi varsa onu meydana getiriyor. Çocuklarımız, şimdi şu çocuk diyelim ki bu Kemal'de olacak 1.60, 1.80 boyunda. Şimdi var mı? Yok. Ama izafi yokluk. Eğer normal seyri sağlıklı, herkes için geçerli, hepimiz için geçerli devam ediyor ise içindeki var olan, gizli olan ortaya çıkacak ve Kemal'de bir varlık olacak. Eğer böyle bir varlığın özü olmasaydı, yani mutlak yok olsaydı bu varlık olur muydu? Olmaz. Her birerlerimizin geçerli. Her şey için de geçerli. O halde mutlak yokluk yok. Bakın. İzafi yokluk var. İşte bu izafi yoklukların meydana çıkışını Cenab-ı Hak bu 4-5 değişik kelime ile değişik zuhurları itibariyle bize anlatıyor. Ama ulema-i kiram şeriat mertebesi itibariyle bazıları biraz daha ileriye gidip tarikat mertebesi itibariyle de bakıldığı zaman bu husus fazla tefekkür gerektirmediğinden kolayca Allah yarattı, yarattı, yarattı diye geçiyor. Ve şai olmuş da alışkanlık haline de gelmiş, böyle gidiyor. Ama tevhid ehlinin bu ayrımı bilmesi lazım. Eğer yaratılıyor hükmü geçerli olursa biz Allah'a 10 tane daha ömrümüz olsa ulaşamayız. Neden? Çünkü baştan yolumuzu kapatmış oluyoruz. Neden? Allah'a ötelere atıyoruz çünkü. Ötelerde olan bir Allah buradaki bizleri, varlıkları yarattı. Hadi bakalım. Ulaşmak mümkünse, varsa ulaşabilen alnından öperim. Yani bu anlayışla Hakk'a ulaşan varsa ben bilmiyorum. Başka bir yolu varsa belki. Ama ulaştığını zanneden varsa ayrı. O konu da bizi ilgilendirmiyor. Evet, halk edilmesinin manası, yani Cenab-ı Hak halk etti. Halakas semavati vel art. Ne demek? Halk etmek. Yani zuhura çıkarmak. Şöyle diyelim.
bu aleme baktığımız zaman, görüntüler olarak, zahir olarak baktığımızda bunları halk olarak kabul ediyoruz. Ama aslı itibariyle bunların hak olduğunu da bilmemiz lazım geliyor. Yani bütün gördüğümüz ne varsa batıni olarak hak, suret olarak, zahir olarak da halk. İşte Cenab-ı Hak, bakın, hak esmasının kef ile ha ile kef arasına bir lam koyuyor. Lam-ı halk, halk lamı. Ve ha'nın üstüne de bir nokta koyu veriyor. Ha derken boğazdan çıkan ha, hak olarak. Ama halk olması için ha'nın üstüne bir nokta ve araya da lam konması gerekiyor. Bakın, hak olan varlık noktayla halka dönmüş oluyor. Halk edilmiş oluyor. Hı sesiyle. Hı, halk olmuş oluyor. Aradaki fark, biri ha, biri hı. Biri halk edilmiş, biri hak. Hani bir de hak edilmiş diye vardır ya. İşte batını ile hak edilmiş, zahir ile de halk edilmiş. Bu alemler. Yani halk, halk kelimesi bunu ifade ediyor. Ceal ise kılmak, Cenab-ı Hak halk ettiği yerde o yerdeki zuhuru nasıl proje programlandırmışsa onu murad etmesi, onu dilemesi, kılması, ceal bu. İşte bütün daha belki var etmiş olduğu suretlerin, meleklerin, diğer ifadelerin, hayvanların, neyse işte diğer varlıkların üzerine Adem'i ceal etmesi, bak onu var etmeyi dilemesi ceal diye ifade ediliyor. Yani cealde o mahallin özelliğini bildiren bir yapı sistemi var. Yani Allah'ın muradı, ben bu sahada böyle bir varlık ortaya çıkaracağım. Bütün varlıkların çıkarılması halk etmek, bak, özelliği olan bir varlığı ortaya çıkarmak ceal edilmesi, dilemesi çünkü. Cenab-ı Hak ceal edilmesiyle o varlığı dilemiş oluyor ve onu kılma, dileme manasını. Ayrıca icat, yani bu halk etme, zuhura getirmede bir kelime de icat kelimesi manası, bunun manası da var etmek. Sun, suni, bunun manası kudret eseri göstermek. Hani biz de deriz ya, bu sünnidir, sonradan yapılmadır gibi. Allah için bu sonradan yapılma, evvelden yapılma diye bir şey söz konusu olmaz. Onun bütün gösterdiği kudreti bunu sun ile, suni ile. Beşere göre suni, sonradan yapılmış taklidi. Ama Allah'ın böyle bir sahası, oluşumu, ihtiyacı veya bir eksikliği olmadığı için onun için suni, sonradan yapılması, kudret tecellisi, kudretini göstermesi. Tekvinin manası görünmeyen şeyde meydana çıkarması. Yani demin de bahsettiğimiz gibi varlığın içerisinde şu anda görünmeyen ama vakti geldiği zaman, sırası geldiği zaman ortaya çıkarılır, görünür hale getirmesidir. Hepsinden murat, bunların hepsinden murat ise Hakk'ın zuhur ve tecellilerini meydana çıkarmaktır. Anlaşıldı mı? Allah faydalandırsın inşallah. Süremiz doldu, burada bırakalım. Alt satırda başladık, alt satırda. Yine kaldık. Cenab-ı Hak bunların idraklerini versin inşallah da bu dünyadan bilerek gidelim. Sağ olsun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu takip ettiğimiz gibi İnci Mercan Tezgahı 63 sıra numaralı kitabımızın 123. sayfasının en alt satırında kalmıştık. Oradan yolumuza devam edelim. Cenab-ı Hak daha bizler bu dünyadayken hakikat ilahiye olan kendi hakikatlerinden bizi hissedar edip nasiplenmemizi sağlasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Bu ayet-i kerime Ahzab suresinin 21. ayetiymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi usvetün hasenetün. Mealen andolsun ki sizler için muhakkak ki Resulullah'ta pek güzel örnekler vardır. Tabii ki o bizim en büyük örneğimizdir. O hayatını nasıl sürdürmüşse, Hak ile olan ünsiyetleri nasıl ise bize yol gösterici olduğundan biz de onun yolundan, onun izini sürmeye çalıştığımızdan bizler de izci olduğumuzdan neyin izcisiyiz? Muhammedi yolun, sırat-ı müstakimin ve sıratullahın izcileri deriz. O halde en büyük örneğimiz de bize Resulullah Efendimiz olacaktır ki normalde de odur. Evet, insanlığın genel seyrinde bütün peygamberlerin bir mertebeleri vardır. Bu yüzden onların yaşamları bizler için birer ibretler seyridir. Diğer taraftan da onların kendilerine ait olan özel yaşam seyirlerinde başlarından geçen hadiselerde de bizler için ayrıca ibretler vardır. Peygamberimiz ise her yönü ve makamı ile bir üstün numune-i beşerdir. Ayrıca biraz daha genişletirsek numune-i ilahi beşerdir. Numune-i beşeri beşer değil, ilahi beşerdir. Neden denirse, çünkü ben de sizler gibi bir beşerim, ancak bana vahiy olunur der. Aradaki farkı ondan belirtir. Maşallah küçücük bir şeymiş. Ene mislüküm beşer illa yuha. Bu peygamberimizin şahane bir izahıdır. Yani hakikati Muhammediye'nin hem beşeri tarafını hem ilahi uluhiyet tarafını açık olarak Kur'an-ı Kerim'in tasdikiyle bildirilmesidir. Aynı hususiyetler bizlerde de vardır. Yalnız onun ümmeti olmamız dolayısıyla yalnız vahiy tarafımızı, biz vahiy kapandığı için o yol ilhami olarak düşünebiliriz. Peygamberimiz ise her yönü ve makamı ile bir bütün numune-i ilahi beşerdir ve geçmiş bütün peygamberan hazaratının bilgisine sahip olduğu gibi ayrıca kendinin özel haline verilen hakikati Muhammedi'nin gerçek tevhid ilmine de sahipti. İşte bunların tamamını idrak etmek gerçek bir seyri süluktu. Şurada 4-5 satırlık bir paragraf bütün seyir alemini içine almakta. Adem Aleyhisselam'dan başlayan geriye dönüş seferi, yani ikinci sefer. Seferler faslında bundan bahsedilir. Muhittin Arabi Hazretleri'nin Lübbüllüb isimli bizim yenileştirdiğimiz kitapların içerisinde vardır. Orada da bahsedilir. Seferler bahsi diye. Birinci seferimizi farkında olmadan bilinç dışı zaruri olarak yapmaktayız.
ihtiyari olarak değil de ihtizari, zaruri olarak yapmaktayız. Yani bir Adem evladının çocuk olarak dünyaya gelmesi birinci sefer. Semavattan, yani mana aleminden, ruhlar aleminden dünya semasına 18 katmandan geçtikten sonra dünyaya gelmesi bir çocuk hükmü ile birinci sefer tamamlanmış olmakta. Ancak bu seferde kimsenin bir dahli, gayreti, çalışması olmamakta. Takdir-i ilahi olarak bu dünyada, yeryüzünde zuhura gelmiş olmaktayız. Ancak nereden geldiğimizi, aslımızın ne olduğunu ve ne yapmamız lazım geldiğini bu eğitim aleminde öğrendiğimizde geriye dönüş seferi yapmamız zorunluluğu ortaya çıkmakta. Efendim ben yapmam, ben burada yaşarım. Tabii ona kimsenin diyecek bir şeysi yok. Ama ebedi olarak aslına, sıla-i rahmine ulaşamaz. Bir ömür boyu Allah'ına ulaşamamış olan kimsenin başka yerde de ulaşması mümkün değil. Çünkü geriye dönüş seferi sadece burada var. Yani gök ehlinin helikopterleri dünyaya iniyor ve dünyadan kalkıyor, aslına gidiyor. Başka yerde, nasıl diyorlar, iskele yok. İşte bunu idrak eder de geriye dönüş seferine başladığımızda ilk yapılacak şey Adem'i hakikatleri idrak etmek. Yani Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a nasıl bir şeyde bulunmuş, tavsiyede ve talepte bulunmuş, kendisinden neler istenmiş, neler yapılmış, Adem Aleyhisselam'ın kimliğinin oluşması nasıl meydana gelmiş, biz de bunları onun varlığı halinde daha küçük boyutlarla, yani birey olarak kendi boyutlarımızda, kendi vücut varlıklarımızda tatbik etmemiz gerekiyor. İşte ilk yapılacak şey zaman zaman da konu olduğu gibi Adem-i mananın hayal ve vehim cennetinden Adem-i mananın beden arzına, toprağına indirilmesi ki bu bir idraktir. Başka inecek fiziki manada bir şey yoktur. Yani Adem olduğumuzu bilmemiz ve bu şuura ermemiz lazımdır. Gafletle yaşayan bir ömürle hayatımızı sürdürürsek ne Adem oluruz, ne İbrahim, ne Musa, ne İsa, ne Muhammed oluruz. Gerçi bizim bunların hiçbirine olacak halimiz yok ama bunlar birer manadır. Bu manalar o isimleri belirtilen kişilerde zuhura çıkmıştır. İsim mühim değildir. Her birerlerimiz o mertebeye geldiği zaman bir İbrahim temsilcisi, İbrahimiyet temsilcisi, Museviyet temsilcisi, İseviyet temsilcisi ve neticede Muhammediyet temsilcisi olma imkanlarımız vardır. Bakın kendileri değil ama temsilcileri. Temsil de bir bakıma asli olanın yerini tutmasıdır. Bu şekilde seyrimizi geriye doğru çevirdiğimiz zaman, yani yükselmemiz, helezon olarak yükselmeye başladığımız zaman, ta ki hakikati Muhammediye'ye erdiğimizde biz o zaman ancak gerçek Muhammedi olmaktayız. Daha belki sohbette nasıl ki Peygamberimiz hakkında o bir örnektir. Ha, buradaymış. Andolsun ki sizler için muhakkak ki Resulullah'ta pek güzel örnekler vardır diye geçtiği yerde. Ha, oraya geliyoruz şimdi, zaten orasını konuşuyormuşuz. Tamam. Nihayet en kemalli hayat anlayışı Peygamberimizde kemale ermekte ve oradan da Allah'ımıza ulaşmaktayız. Bu fiziki bir ulaşma değil, aslında mevcud olanı idrak etme ulaşması,
Zaten Rabbimiz bizdedir. Biz onu ötelerde zannetmişiz, ötelere atmışız. Onun için ulaşma telaşına düşmüşüz. O diyor ki o kadar telaş etme, ben zaten sizde mevcudum. Ve huve me'aküm eyne me'aküntüm. O sizdedir. Yani ben sizdeyim ama siz neredesiniz diye bize bilgi vermekte diye ifadeyle ihtar etmekte de nezaketen. O halde Allah'a ulaşmak demek, onu bulmak, idrak etmek demek ve en yakın yolda her varlığın hakkı olan ünsiyeti kendinden geçer. O halde bizler dışarıda değil, kendimizde hakkı bulduğumuz zaman ona zaten ulaşmış olmamız söz konusudur. İşte bütün peygamberan hazaratı hakka giden bu yolda, yani ilahi yolda, ilahi eğitim yolunda birer iskele, birer kervansaray hükmündedir. İlahi kervan bu kervansaraylara uğrayarak emniyetli bir şekilde neticeye varmış olur, hedefine varmış olur. İşte her bir peygamber bir makamı ifade etmekle birlikte peygamberimiz ise bütün mertebeleri, makamları kendi bünyesinde toplamış olduğundan bizler de onun evlatları olduğumuzdan, ümmeti olduğumuzdan aynı haklara biz de sahibiz. Ancak bu sahiplik kendi vücut mülkümüz kadarı ile külli olarak olması zaten mümkün değil. Ama bize de yetecek olan bizim kendi beden mülkümüzdeki hakikatimizi idrak ettiğimizde biz ikinci seferi de kemaliyle yapmış olmaktayız. Birinci sefer ızdırari, zaruri, ikinci sefer ise ihtiyari, yani isteyerek, çalışarak yapmak. Bunun bir üçüncü seferi de hicret manasına, peygamberimizin zat olan Mekke şehrinden sıfat ve esma efal olan Medine-i Münevvere'ye, yani sıfat ve esma mertebesine hicret etmesi, halka açılması manasında olduğundan biz de Hakk'ın zatında kendimizi bulup zatından sonra tekrar geriye dönerek, yani halka dönerek hayatımızı böyle sürdürmemiz, hem hak ve hem halk olarak sürdürmemiz üçüncü seferinde tamamlanmış olması, ki kemal olan da budur zaten. Peygamberimiz ise her yönü ve makamı ile bir bütün numune-i ilahi beşerdir ve geçmiş bütün peygamberan hazıratının bilgisine sahip olduğu gibi ayrıca kendinin özel haline verilen hakikat-i Muhammedi, gerçek tevhid ilmine de sahipti. İşte bunların tamamını idrak etmek gerçek bir seyri süluktur. Yine bir ayet-i kerime, veli külli vişetün hüve müvellihe. Mealen, herkesin yöneldiği bir yeri vardır, o oraya döner. Bakara suresi 148. Kişilerin gördüğü bazı zuhuratlarda aynı camide namaz kılan kimselerin değişik yönlere doğru dönüp namazlarını o şekilde kıldığını ve kıble istikametinde birlik olmadığını görürler. Belki hatırında olan vardır, tecrübesi yok, sureti gören de vardır ki çok görülür. Bir camiye gidilir, bakarsınız bir camide, zuhuratta birkaç kişi dönmüş kıblenin bir başka duvarına, caminin bir başka duvarına. Birkaç kişi yine durmuş kıblenin bir başka tarafına, yani caminin bir başka duvar istikametine. Birkaç kişi bu tarafa, birkaç kişi de tam kıbleye dönmüş görülür. Görülen zuhuratlardandır. Çok rastlarız. Kişi hayret eder. Nasıl oluyor bunlar diye. Çünkü alışmış olduğumuz bizim bir camide tek kıbleye dönmektir. Ama ayet-i kerime öyle diyor. Herkesin yöneldiği bir yeri vardır. O oraya döner. Bu vicetün vecih yön manasına, bir de yüz varlık manasına, yani kıblesi manasını, istikameti, hedefi manasını. Aslında bu hal yukarıdaki ayetin yaşantısını göstermektedir.
İnsanlar zahiren aynı yöne gittiklerini zannetseler bile aslında herkes kendi içinde muhabbeti olan yöne yönelmişlerdir. Bir cadde düşünelim, 100 kişi aynı istikamette tek yönlü gidiyor. Ama hepsinin hedefi, istikameti başkadır. Suret olarak aynı gider ama kimisi arkaya dönüktür, kıblesi arkadadır, orayı düşünür. Hedefi öne doğru, maddi beden öne gider ama kıblesi arkadadır. Kimisinin sağdadır, kimisinin yukarıdır, kimisinin soldadır. Hedefi, asli hedefi. Zahiren insanlar zahiren aynı yöne gittiklerini zannetseler bile aslında herkes kendi içinde muhabbeti olan yöne yönelmişlerdir. Diğer ifadeyle kim hangi ismin tesirinde ise Rabb-ı Has'ı o olduğundan veçhini onun yönüne döndürmüştür. Bu da onun farkında olsa da olmasa da rabıtası o yöne olmuştur. Yani kim nereye yönelmişse rabıtası da odur. Hedefi de odur. Diğer bir ayet-i kerimede muhakkak ki Rabb'in insanları çepeçevre kuşatmıştır. İsra 160. İnne rabbeke ehate binnâse. Buradaymış. İnne muhakkak ki rabbeke senin Rabb'in ehate binnâse insanları kuşatmıştır. O halde başka ne kalmıştı? İnsan kuşatılmış ise kendine ait bir varlığı kalmamıştır zaten. Yani Rabbimiz bize birçok ayetlerinde, işaretlerinde ben sizinle beraberim, ben sizi kuşattım, benim dışımda hiçbir haliniz yoktur, gücünüz de yoktur, takatınız da yoktur demek istiyor. Ancak bize vermiş olduğu imtihan babında geçici bir kuvvetimiz var. Buna biz ben diyoruz. Ama biraz yaşlandığımızda elimiz ayağımız tutmaz hale geldiğimizde bakıyoruz ki bu da yokmuş. Ama o varken dünyaları sanki bizler hak etmişiz gibi öyle bir benlik ve kibir gurur içerisinde ben yaparım, ben ederim, ben ederim. Aa bak şunu yaparım, bunu yaparım, karışmam sonra gibilerde atar dururuz. Allah muhafaza etsin. Demin bahsettiğimiz gibi seyr-i sülûk içerisinde herkes hangi mertebeye gelmişse istikameti, hedefi o mertebe, yöneldiği veçhi de orasıdır. Bugün bile Kabe-i Muazzama'ya gidildiği zaman bakın herkes zannediyor ki tek yöne secde ediyor ve kıblesi tek yön oluyor. Halbuki orada herkesin kıblesi gene başka. Ama zahir olarak bütünmüş gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Kabe-i Muazzama'nın her köşesinin başka bir manası var. Her köşesi başka bir peygamberan hazaratının ulul ebsar, ulul elbab, yani yüce büyük peygamberlere ne deniyordu? Ulul azim. Peygamberlerin her köşesi bir temsilcisi. Şimdi biz bir köşeye yöneldiğimiz zaman bakın o köşe başka bir makam, başka bir vecih. Kısaca diyelim. İbrahimiyet köşesi, Museviyet köşesi, İseviyet köşesi, Muhammediyet köşesi, Hacerül Esved'in olduğu köşe. İşte gerçek Müslümanların kıblesi orası. Her taraf kıblemiz ayrı. Ama mertebe olarak kapı yüzüne baktığımız zaman, yani kapı yüzeyinde durduğumuz zaman, karşımıza kapıyı verdiğimiz zaman, sağdaki köşe İbrahimiyet köşesi. Orası başka bir vecih. Makamı İbrahim köşesi. Makamı İbrahim'in yeri belli ama orası köşesi. Direği yani. O yuvarlak Hicr sahasının birinci köşesi. Onun arka ikinci köşesine geçtiğimiz zaman yani o köşeyi kıble yaptığımız zaman burası Museviyet veçhesi. Bakın başka bir veçhe.
Ancak bunlar hakikat-ı Muhammediye içerisinde olduğundan, onun kapsamında olduğundan hepsi aynıymış hükmünü almakta. Ama hakikati itibariyle seyri sülûk halinde olanların kim ki Museviyet mertebesinde ise kıblesi o köşe. Kim İseviyet hakikati içerisinde ise kıblesi güney köşe. Rükn-i Yemani'dir. İlk hani selama başladığımız yer. Kim Museviyet hakikati, Fenafillah hakikati içerisindeyse kıblesi orası onun. Tabi her taraf yine kıble, Muhammedi hakikat içerisinde. Ama kendi mertebesi olarak, özel mertebesi olarak kıblesi orası. Gerçek Muhammediler ise Hacer-ül Esved köşesi, Zat köşesi, Hakikat-ı Muhammediye köşesi, kıblesi orası. Bakın Kabe-i Muazzama'nın içerisinde bile kaç tane kıble var. Anlaşılıyor mu? Bakın bu hassas bir konu ama mühim bir konu. Ki orasını daha iyi tanıyalım. İşte biz bu yüzden orada ne namazı kılıyoruz? İnsanı kamil namazı kılıyoruz. Her köşede kıldığımız o makamın, o mertebenin temsilcisi ve yaşayanları olarak bütün makamlarıyla birlikte insanı kamil namazını kılıyoruz. İbrahimiyetten başlayarak tavafımızı bitirdikten sonra yaptığımız 8. fiil, 7 şafttan sonra yaptığımız 8. fiil, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılmak. İşte bununla insan-ı kamil namazına başlamış oluyoruz. Sonra geliyoruz kapının sağ tarafındaki mertebe-i İbrahimiyet makamının köşesine. Orada 4 rekat namaz kılıyoruz. Ondan sonra Museviyet köşesine geçiyoruz. Museviyül Meşrep, yanlış anlaşılmasın, dışarıdaki Museviler, İsevilerle işimiz yok. Meratib-i Muhammediye içerisindeki, Kur'an-ı Kerim'deki bahsedilen Musevilik, İseviyetlik. Yani Musa peygamberin makamı olarak, tenzih makamı olarak, İslam'ın içinde bunların hepsi var. Bunlar sadece peygamberimiz geldikten sonra İslam'ın içinde yaşanan mertebeler olarak var ve geçerli. Dışarıdaki Hristiyanların, Musevilerin peygamberimize peygamberlik geldikten sonra nesedilmesi, kaldırılması da hiçbir hükümleri yok. Onlar istedikleri kadar biz dinimiz budur, bizim peygamberimiz budur desinler. Onların kendi zan ve hayalleri. Bunlar yaşıyor ama İslam'ın kapsamında, İslam'ın içinde mertebeler olarak yaşanıyor. Ve bunların temsilciliği de Kabe-i Muazzama'da köşelerinde temsil edilmiş oluyor. Fevellü ve şeke şetren vesidel haram ayeti geldiği zaman bu hakikat Kabe-i Muazzama'ya aktarıldı. Daha evvelce İseviyet ve Museviyet makamları Kudüs-i Şerif'teyken, yani Kudsi mahaldeyken, Varaşalom diyorlar, selamet şehri olan Kudüs'teyken, bu ayet-i kerime ile oradan o makamlar kaldırıldı ve Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya oturtuldu. Ondan sonra işte veşinizi oraya çevirin. Çünkü Kudüs'te bir şey kalmadı. Bugün Kudüs'e gidip ziyaret edilirse o makamları ziyaret etmek daha evvel orada bir evliyanın kabri varmış gibi bir evliya kabrini ziyaret etmek gibi. Hakikatinin manasını ziyaret değil. Kabe'ye gittiğimiz zaman bunların hepsinin hakikati ziyaret edilmiş oluyor. İşte böyle daha sonra İseviyet mertebesine geldiğimiz zaman 3 rekat orada kılıyoruz. O da akşam namazı karşılığı oluyor. Tekrar Muhammediyet köşesine geldiğimiz zaman, Hacer-ül Esved köşesine geldiğimiz zaman 4 rekat da orada namaz kılıyoruz. Bunlar farz hükmünde olan namazlar şekliyle kılınıyor. Sünnet namazları değil de farz namazları gibi kılınıyor. Yani 2 tahiyyatta oturuluyor. İkisinde zamm-ı sure var. Diğerlerinde zamm-ı sure yok.
Ve ondan sonra iki rekat namazda Makam İbrahim'in önünde Kabe-i Muazzama'nın kapı duvarının tam ortasında ve duvara karşı. Yani ilk iki rekat Makam İbrahim'in arkasında, son iki rekat önünde. Neden? Mertebe orayı geçmiş oluyor çünkü. Yani İbrahimiyet mertebesi geçilmiş olduğundan Makam İbrahim'in önüne, Kabe-i Muazzama'nın ucuna, yani tam duvarına karşı. Yani biraz daha ileriye gidelim. Risalet temsilcisi olarak uluhiyete karşı namaz kılma. Risalet temsilcisi olarak. Yani Hazreti Resulullah Efendimiz'in temsilcisi olarak, bu bir kişiye has bir şey değil. Bütün Müslümanlar bu hakka sahip. Çünkü hepimiz onun evladıyız. Elhamdülillah olmaya çalışıyoruz en azından. Onun da dediği gibi, ben Allah'ın nurundanım. Müslümanlar da benim ümmetim de benim nurumun nurundandır dediğine göre onun evlatlarıyız. Aynısı oluyoruz. O bütün hepimizi temsil ediyor. Biz de birey olarak hepimiz onu temsil ediyoruz. Her varlık bizler kendi veçimize, kendi kadarımızla temsil ediyoruz. Ama her birerlerimiz ayrı 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 temsil ettiğimizde, bu temsil onun aktardığı şekliyle yine kendisine dönmüş oluyor. Tavaflardan sonra bunu yapmak gerekiyor mu efendim? Yok, herkes için değil. Bütün tavaflardan sonra değil ve herkes için de değil. Oraya gidildiğinde bir defa yapılsa bu hakikat ortaya çıkmış oluyor. Bu bilinen bir şey değildir. Ama yapabilen her gün bir insan-ı kamil namazı kılabilir. Bu Mekke'de kılınır. Medine'de insan-ı kamil namazı kılınmaz. Çünkü orada hakikati Muhammediye namazı var. O da oraya ait. Onun dönüşümlü mekanı, makamı yok. Yeri Ashab-ı Suffa'nın içi veya arkası. O yeri nasıl tespit edeceğiz? Bayanları galiba sokmuyorlar artık oraya. Ama onun niyetine, karşıya doğru durulduğu zaman, Peygamber Efendimiz'in sahasının arkasında, kıbleye doğru durulduğu zaman, o niyet niyettir. Yeri çaresizlik varsa bir başka yerde, daha arkalarda da olabilir. O da 20 rekatlık bir namazdır. İnsan-ı Kamil namazı 19 rekatlıdır. Böyle sayıldığı zaman. 19'da bilindiği gibi zaten insan-ı Kamil'in rumuzudur. Kamil insanın da doğrusu rumuzudur. İşte bu şekliyle veli külli vicetün hüve müvellihe, herkesin yöneldiği bir yeri vardır. O oraya döner. Yani makamı itibariyle kim hangi mertebede ise o mertebenin kıblesi, o mertebenin manası onun kıblesi olmaktır. Bu ayrı ayrı farklılık manasına değil, seyri sülükteki makamların hakikatlerini anlama babında. Tabii ki Kabe-i Muazzama'nın neresinde namaz kılarsak kılalım kıblemizdir. Hangi yönden bakarsak bakalım kıblemizdir. Evet, devam edelim. İnne rabbeke ehata bin nasi. İşte böylece ilmi olarak da, fiziki olarak da Allah bütün insanları ihata etmiştir. Sarmıştır yani. Vasidir, içeriden ve dışarıdan da sarmıştır. O halde bize ne kalmıştır? Bir şey kalmıştır. Ancak bir idrak, şuur vardır. Zaten biz bir şuurdan ibaretiz. Başka bir şeyimiz yok. Varlık dersek, elimiz kolumuz dersek, bir hastalık geldiği zaman kullan bakalım elini. Dünyanın en güçlü kaldıracağı gelse, bakın vinci gelse bu eli kaldıramaz. Kaldırabilir mi? Nüzül inmiş bir eli kaldırmak mümkün mü? Kaldırır ama pat düşer geri, durmaz yer. Pat düşer. Demek ki bize ait bir şey yok. Eğer bize ait olmuş olsa bu bedenler, bu bedenlere biz sahip çıkarız. Buna ne hastalık gelebilir, ne herhangi bir eksiklik olabilir, ne herhangi bir başka bir şey olur.
Çünkü bize ait ise biz onun sırrını biliriz, çalışmasını biliriz, kendimiz yaparız. İnme de gelse, kalkma da gelse, geçme de gelse, çıkma da gelse, ne gelirse gelsin. Bize aitse biz onu eksik bırakmayız, tamamlarız. Ama bakıyorsunuz ki bir baş ağrısı bizi, ömrümüzü de alıyor elimizden, hayatımızı da alıyor, bu kadar aciz kalıyoruz. E hani sendin ya, hadi bendim ya, hadi kalk bakalım. Yok diyor öyle, hava atmayın, sizin bir şeyiniz yok. Ama mahzun da olmayın, ona güzel bakarsanız ben size onu diyor, kullandırırım. Tabii bu da bize düşüyor yine. Biz derken buna değil de aklımıza düşüyor. Bizden kasıt aklımızdır zaten. Devam edelim peki. Ayette açık olarak görüldüğü gibi Rab, rububiyet, esma mertebesinden bütün insanları kendilerinde de bulunan esma-ül hüsna yönüyle içten ve dıştan sarmış, ihata etmiştir. Muhakkak ki Rabb'in insanları çepeçevre sarmıştır. İnne rabbeke ehate bin nasi. Bunu yazıp ezberlemekte de yarar olur. Zaman zaman hatırlanır. Ayet de belli, suresi de belli. Uzun bir şey de değil ama hatırımızda tutmamız lazım gelen ana hükümlerden, başta gelenlerinden bazılarından. İnne rabbeke ehate bin nasi. Muhakkak ki Rabb'in insanları ihata etmiştir. Bunu idrak eden kimseye sıfat ve zat mertebelerinin yolu da açılmış olur. Kişi böylece bütün mertebeleri itibariyle hak ile hak olmuş olur ki bu halin birey mertebesiyle tarifi enel haktır. Genel manada değil, bakın enel hak. Burayı ayırmamız lazım. Kim enel hak demiş ise, ister idrakli desin, ister demesin, doğruyu söylemiştir. İdrak etmesi onun sahibi olmasıdır, idrak etmemesi de hayalen söylemesidir. Ama iki şekli de doğrudur. Öyle derler, zannediyorum. İmam Hallacı Mansur. Onu Hallacı Mansur söyledi de ben başka, neyse aklıma gelmedi, gelince söylüyorum. Gazali. İmam-ı Gazali der ki bir kitabında, enel hak bir iddia değildir. Doğaldır zaten. Ene batılım demek iddiadır der. Çok da güzel söyler. Yani ben batılım demek iddiadır. Çünkü batıl bir şey yok. Batıl bir şey olmadığından olmayan şeyi iddia etmek yanlıştır. Bir davadır. Ama enel hak demek dava değil, fıtri doğaldır. Şimdi şu duvar çıksa da, bu renk çıksa da ben bejim dese, bu bir dava mıdır? Değil. Bilgi vermektir sadece. Rengini tarif etmektir. Ama ben siyahım dese o zaman dava etmiş olur. Çünkü siyah değil. Gerçi birine sormuşlar, bir şey vardır ya, öyle zaman zaman söylenir. Bir eşya almış elinde, göstermiş bir başka renk. Bu nedir demiş, tahta. Kırmızı boyalı. Bakmış siyah demiş. Bir başka kumaş getirmişler, sarı bir kumaş, bakmış siyah demiş. Bir başka renk getirmişler, bakmış nedir bu demişler, siyah demiş. Ya sende görme hastalığı var galiba, ne diyorlar ona, kör rengi, renk körlüğü mü var? Yok demiş, ben gayet güzel görüyorum demiş. Çak kibriti, yak bakalım ne olacak hepsi demiş. Hepsi yanınca simsiyah olacak. Yani enel hak davadır derler, dava değil. Ene batılım demek davadır. Enel hak zaten doğal, fıtri halidir. Ancak bunu idrak ederek ve biraz
haddini aşmadan söylemesi lazımdır kişinin. Bu hakikati idrak eden kişi de zaten enel hak diye bir söz ortaya koymaz. Şimdi şu beyazdır diyelim, bunu gören, bunun söz olarak izah etmesine gerek var mı? Yok, doğal hali. Ama tekrar tekrar bu beyazdır, beyazdır, beyazdır dendiği zaman bıktırır insanı. Yahu affedersiniz, anladık işte, daha ne tekrar edip duruyorsun? Gibiye benzer, enel hak, enel hak demek. Ancak bu tarif bütün alemler yönüyle değil, kişinin kendine ait beşeri, madde ve nefsi idrak kabiliyeti kadardır. Bu söylendiği zaman zannederler ki Allah'lık ilan ediyor. Yani bütün alemlerdeki Allah olduğunu söylüyor diye. Ve ehli zahir de bu sözü küfür olarak kabul eder. Hallacı Mansur'u kestikler, astıkları gibi. Asarlar. Şeriat mertebesinde doğrudur. Zaten katli icap eder. Ama bu şekilde kendini değerlendiriyorsa, yani bütün alemleri temsil ettiğini söylüyoruz enel hak olarak. Ama diyorsa ki bu beden hükmü de haktan başka bir şey değildir, o zaman ona kimse bir şey demez. En çok deseler işte biraz üşütmüş soğukta kalmışlar. O hikayeyi bilirsiniz. Klasik hikayedir ama geri gelmişken anlatalım. Hani o biraz aklı az olanların bulundukları hastanede, Allah kimseyi düşürmesin o hali. Oraları gidip gezmek lazım, ibret almak için. Sağlıklı bir aklın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayabilmemiz için. Bir müfettiş göndermişler hastahaneye. Gidin bakalım, işte devletin kontrol ettirdiği gibi müfettişe diyorlar ki bakın bakalım bu doktorlar bu hastalarla güzel ilgileniyorlar mı? Ve nerelere kadar getiriyorlar, nasıl faydalı oluyorlar diye. İşte müfettiş geliyor, görevli doktorla birlikte bahçede hastaları dolaşmaya başlıyorlar. Aralarındaki konuşmaları dinlemeye başlıyorlar. Bu arada geçerlerken bakıyorlar ki İki kişi de bir heyecanlı bir şekilde birbirleriyle konuşuyorlar. Daha yaklaşıyorlar yanlarına. Diyorlar ki ne konuşuyorsunuz siz böyle yani hararetli hararetli. Birisi diyor ki efendim diyor zamanın peygamberi benim. O da çıkmış karşıma geçmiş. Benim peygamber benim diye iddiaya kalkıyor diyor. Soruyorlar ötekine nasıl? Yok efendim diyor, zamanın peygamberi benim diyor, o iddia ediyor diyor, benim yerime göz koydu. Doktor Allah Allah diyor. Hayırlısı. Az ileride de bunların haline bakıp bakıp gülen de birisi varmış. Onun yerine gidiyorlar. Peki sen ne gülüyorsun bunlara bakıp da diyor. Diyor ki doktor bey nasıl gülüyor diyor. Ben Allah olalım böyle peygamber hak etmedim ki. Yani kişinin enel hak demesi bir bakıma bu hali ortaya koymuş olur. Yani o kişinin bu kadar akılsız olduğunu ortaya koymuş olur. Bütün alemler düzeyinde enel hak diye düşünüyorsa aynen bu hastalıktır. Ama mantıklı ve nezaketli olarak derse ki bu benim beden mülkümde haktan başka bir şey yoktur. Burası enel haktır. Tamam ona diyecek hiçbir şey yok. Elini öpmek lazımdır ayrıca. Bu dengeli bir şekilde bunu idrak edebilmişse tam bir kamil, kemal ehlindedir. Ama bunun arkasından ene beşerun demesinde bilmesi lazımdır. Ki aslı da odur zaten. Peygamber Efendimiz'in de kemalatı da odur. Ene mislüküm beşer illa yuha. İşte bu hakikati bünyesinde barındırmaktadır. Ancak bu tarif bütün alemler yönüyle değil, kişinin kendine ait beşeri, madde ve nefsi olarak, buradaki nefis, nefsi emmari değil, ilahi nefs olarak, idrak kabiliyeti kadardır. Böylece bu sözü enel hak söyleyen kimse herhangi bir iddiada bulunmuş olmaz. Zaten hakikat de budur. Ene batılım demek iddia olur.
Çünkü bu alemde haktan başka bir şey yoktur. Batılım demek, batılın varlığını ispatlamaya çalışmak olacağından bu hal bir iddiadır. Câel hakkı ve zehakal batıl. Yani hak geldi, batıl gitti. O zaman batıl diye demek ki bir şey var ki gitti deniyor. İşte batıl olan bizim hayalimizdeki beşeri düşüncemizdir. Batıl olan. Ne zaman ki bunun yerine hak düşüncesi geldi, o zaman batıl gitti, hak geldi. Batıl zaten yok olucudur. Ayetin devamında böyle gelmekte. Ha, varmış burada da zaten. De ki, hak geldi, batıl gitti. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. İsra suresi 81. ayet. Çünkü batıl hayal ve vehimden ibarettir. Ancak bazı kimseler bu hayal ve vehmin kontrolüne girmiş olduklarından batılı gerçek bir varlıkmış gibi görüp hakkı inkar yoluna gitmektedirler. Ki aklı selim sahibi olan kimselerin yapacakları bir davranış ve anlayış değildir. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيْجُ جَمَلُهُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاتِ. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Şimdi buradan bir başka mevzuya geçiyor. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Yani öyle bir şey söylüyor ki olmayacak. Yani bunlar hiçbir zaman cennete giremezler manasında. Zahiren bir devenin iğne deliğinden geçmesi mümkün değildir. Bazı insanlar bu hükmün kapsamındadırlar. Ebedi olarak cennete giremeyeceklerdir. Deveden kasıt dünyalık kullanıldığı zaman nefsi emmaredir. 105 Fil suresinde de fildir. İğne deliğinden bunların bu halleriyle geçmesi mümkün değildir. Ancak her şeyin bir çaresi olduğu gibi bunun da çaresi vardır. O da şudur. Deve biraz küçülecek ve iğne deliği de biraz büyüyecektir. Yani iki tarafa fedakarlık gerekecektir. O zaman denge kurulup deve iğne deliğinden geçmiş olup bahsi geçen cennete giriş tahakkuk etmiş olacaktır. Deve veya filin küçülmesi, nefsin hakikatinin bilinmesi ve gerçek halinin ortaya çıkması ile kendinin hiç de o kadar büyük olmadığı, hayal ve vehim ile şişirilerek gereksiz büyütüldüğü anlaşılınca zaten o yeteri kadar küçülmüş olacaktır. Vahdet elbisesi diktiğimiz iğnemizin deliğini idrak makkabı ile genişlettiğimizde, hakikatini anladığımızda zaten küçülmüş olan nefs devemizin büyüttüğümüz idrak iğnemizin deliğinden hemen geçtiğini göreceğiz. İrfan ehline bu ayet-i kerimeyi ölçü alarak iğne deliğinden deve geçer mi diye sormuşlar. Bu soruya karşılık irfan ehli de vızır 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 diyerek bu hakikate dikkat çekmiştir. Yukarıki paragraftan bir daha alalım. Deve veya filin küçülmesi, ayet-i kerime o kadar müthiş bir şeye dikkat çekiyor ki, iğne deliğinden deve geçerse eğer o kişiler de cennete girer. Bunun açılımını böyle diyoruz. Deve veya filin küçülmesi, yani iki şıktan ikisi de faaliyete geçecek. Deve biraz fil veya deve küçülecek ama iğne deliği de büyüyecek. Yani iğne deliği hiç bir şey olmazsa, yani orada bir faaliyet olmazsa, bir çalışma olmazsa, zorlama olmazsa, çalışma sadece deveye verilirse biraz haksızlık olur.
Deve küçülür, küçülür, artık gözle görülmeyecek hale gelir. Ne develiği kalır, ne filliği kalır. Yani iki tarafta da faaliyet gerekmekte. Deve veya filin küçülmesi, nefsin hakikatinin bilinmesi ve gerçek halinin ortaya çıkması ile kendinin hiç de o kadar büyük olmadığı, hayal ve vehim ile şişirilerek gereksiz büyütüldüğü anlaşılınca zaten o yeteri kadar küçülmüş olacaktır. Ve de ayrıca incelmiş de olacaktır. Yoğunluğu da kaybolacaktır. Vahdet elbisesi diktiğimiz iğnemizin deliğini idrak makkabı ile genişlettiğimizde, yani tevhid anlayışımızı biraz daha büyüttüğümüzde, hakikatini anladığımızda zaten küçülmüş olan nefs devemizin büyüttüğümüz idrak iğnemizin deliğinden hemen geçtiğini göreceğiz. Evet, böylece de bu satırları da gözümüzden geçirdiğimizden ve süremizin de dolmuş olmasından dolayı burada bırakalım. Bir sonraki sohbette inşallah devam ederiz. Kaldığımız yer 126. sayfa. Kul innema ene beşerun mislikum. Aa, gelmiştik buraya zaten. Neyse, ona daha sonra devam ederiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize kendisine ait olan bu hakikatleri idrak etmemizi bizlere nasip etsin inşallah. Sorusu olan varsa boşta sorabilir. Zeynep. Bana bakamıyor. Kendine böyle bak. Değil mi? Tanıyor musun benden? Ben böyle yapıyorum. Evet. Tanıyormuş. Benim de sorum var senin gibi. Mikaflılar var. Gel bak ne göstereceğim. Gel bak ablaları göstereceğim. Gel. Gel bak. Bak, bak ablalara bak bak. Bak seni. Gördün mü ablaları bak küçük abla. Hem hiçbir şeyin abla. Hem her şeyin bitiyor. Senin sorunlarını gördün mü? Güzel mi? Beğendin mi? Güzel değil mi? Hiçbir şeyin hiçbir şeyin demek İşte evvela tamam, evvela hiçbir şeyim demek fena fillah. Hangisi ama abi? Her şeyim demek baka fillah. Baki, hakla baki olur her şey. Ama fena fillah da hiçbir şey. Gel bakalım bakalım hangisi abi? Yok. Hangisi beğendim? Hangisi beğendim? Küçük ya. Zihniyetin aşkı. Vitriyette ama vitriyette hiçlik yok, varlık var. Yani ki kendi birey varlığında hak olduğunu idrak etmek var. Nefsi manada hiçbir şey yok. O yönde oraya düşünebiliriz onu. Fitriyetin de olabilir, yani oraya da vurgulanabilir. Bir yönüyle hiçbir şey ama diğer yönüyle her şey. Ama kendi vücut mülkünde. Fitriyetten sonraki ferdiyette ise bütün alem genişliğinde ama düşüncede sadece, tabii karşıya onu tasarruf ederek karşıda bu hususta karşıya hiçbir şey yapılamaz mümkün. Bu kendi alemi, karşının da alemi kendi alemi kendine göre. Bunlar sadece şuurda, düşüncede, bilinçte olacak hadiselerde. Mesut Efendim, genel hak ile hiç, hak ile hep. Ama değil mi? Ha, bir bakıma öyle. Evet. Nefsimiz bakımından, yani bize ait kimliğimiz bakımından hiç bize ait bir şey yok. Ama hak ile olduğumuzda hepiz. Yani her şey var o zaman. Ama hakkani olarak her şeyimiz var. O zaman o biz, her şey bizim. Yani hakkın varlığıyla varız çünkü.
Nefsi olarak Hakk'ın dışında bir varlık değil, Hakk'ın içinde olmakla birlikte Hak olarak her şeyimiz var. Ama zahiri manada ifade olarak bakıldığında dışımız halk, tabir babında, tanıtma babında, içimiz Hak. O zaman Hak ve halk birleşmiş olmakta ki tevhid bu. Gerçek tevhid de bu işte. Bu düşünceyi bütün aleme yaydığımız zaman zaten sorun diye bir şey kalmıyor. Ne demin bahsedildiği gibi batıl kalıyor, ne de ispatlanacak bir şey kalmıyor. İspatlamak için yine en az ikilik lazım. Bir şeyi bir şeye ispatlamak için. Ve ortada başka bir şey olmadığından neyi kime ne ispatlanacak? Zaten mevcut olan bir şeyin de ispatlanmasına gerek de yok. Varsa sorusu olan sorun. Efendim bu namaz konusunda Elif Dal Mim ile seccadede imzamız kalıyor. Evet. Demiştiniz. Burada niyet etmek de bir yerde hazır olmak. Tabii. Oluyor. O halde namazın içinde bazen akıl dolaşıyor ya, dolaşıyor. Uçmaya çıkıyor. Dolaşıyor. O zaman demek ki hiç olmazsa niyetimizle ve yüzümüzle öyle bir imza oluşuyor değil mi? Niyet halis, akıbet halis derler ya, böyle bir konuşma vardır. Niyet halisse onun içerisinde bazı ufak tefek dalgalanmalar, pencereyi açarsın, bir rüzgar girer içeriye. Ama biz yine varız. Rüzgarın girmesi bir şey değil. Hatta rahatlık vermekte. Ben onu şöyle benzetiyorum. Bazıları diyorlar ki, işte Necdet amca yahut arkadaş, neyse işte vasfı, tabiri, tarifi. Ben bugün bir namaz kıldım ki de ömrümde böyle güzel namaz kılmadım. O kadar güzeldi, feyizliydi. Aynı kişi bakıyorsunuz birkaç gün sonra gelmiş, epok hali arıyor. Diyor ben Necdet amca biraz sıkıntım vardı. Namazı güzel kılamadım, sıkıntılı kıldım. Kıldın mı sen namazı diyorum ben de ona, kıldım. Tamam sen diğerini bırak. İnsan arıyor ki hep öyle şevkli, zevkli, neşeli içinden gelerek namazı kılsın. Bu çok güzel bir şey, çok kolay bir şey ya. Bizim uğraşmamızla bir şey olmuyor ki. Cenab-ı Hak bir lütufta bulunuyor. İçine kişinin bir muhabbet veriyor. O muhabbetle kalkıyor, namaz kılıyor. Yani namazı kıldıran, bakın, o zevki tekrar tatma hali. Peki o zevk yoksa kılınmayacak mı namaz? Kılınacak. Peki hep o zevkli olduğu zaman mı feyiz alacak kişi namazdan? Sıkıntılı olduğu zaman da feyiz almayacak mı? O zaman haksızlık olacak. Basit bir misalle şöyle zaman zaman verilir de hatırınızdadır. Bir daha tekrar edelim. Şimdi Anadolu'dan gelmiş bir garip insan. Gurbete çıkmış. İş aramış, bir inşaatta iş bulmuş yahut ustaymış, demirciymiş, kalıpçıymış. Neyse. Duvar örüyormuş. Diyelim duvar ören bir usta, tuğlacı. Giriyor işe, başlıyor tuğlaları örmeye. İşte 3-5 gün böyle geçiyor, intibak ediyor artık hayata. Para kazanacak, yavaş yavaş da gönderecek köyüne, kasabasına neyse. Başlıyor çalışmaya, alışıyor artık o hale. Ama aradan bir müddet geçiyor. Köyden yahut işte ailesinden bir haber geliyor. İşte babası ise annesi ise oğlum bu sene buğdaylar çok güzel, verim de çok iyi. Sen merak etme bizler iyiyiz. Ne oluyor onun gönlü ferahlıyor, rahatlıyor ama duvarı örüyor gene. Aradan bir müddet geçiyor. Bir sel, bir yağmur. Buğdaylar pat yere yatıyor, çürüyorlar.
o hale geliyorlar yani ıslanınca yağmurda. Güneş de çıkmıyorsa ne oluyor? Pas yap, küf yapıyorlar, bozuluyorlar. Allah etmesin de. Veya bir başka sıkıntı geliyor. Elmaları var, bir dolu vuruyor. Ne üzüm kalıyor tarlada, ne meyve kalıyor. Tabii ne yapsın evdekiler? Yazıyorlar onu da. Veya annen hasta, oğlun hasta, kızın hasta, neyse üzüntülü bir haber geliyor. Tabii o ilk sevincin tam zıttı olarak hazin, hüzünlü bir hale giriyor. Ama duvar gene işleniyor. Namaz ve diğer fiillerimizi böyle suret olarak bir düşünce içerisinde oluşan, üretilen bir saha gibi düşünelim. Yaptığımız fiillerden biz şu anda bir şey görmüyoruz. Gösterseler bu dünyada ilgimizi keseriz, yaşayamayız. Hem eksi olarak gösterseler gene yaşayamayız, artı olarak gösterseler gene yaşayamayız. Gösterilmemesi bize rahmettir. Dünya ile ilgimiz kesilir. Dünya imar olmaz. Olduğu gibi kalır. İhtiyaçlar da karşılanamaz o zaman. Yani Cenab-ı Hak bizim yaptığımız fiillerden meydana gelen varlıkları bize göstermiyor. Kötü fiil işlediğimizde öyle suretler üretiyoruz ki bakmaya tahammül edemez insan. O kadar kötülükler, o kadar çirkinlikler. O kadar eksi görüntüler. Ama diğer taraftan yapılan hasen, güzel işler karşılığında üretilen güzellikleri, bağları, bahçeleri ne varsa işte gösterseler, onurları gösterseler bir an dünyada duramayız. Beni öldür, beni öldür, beni öldür diye duamız sabahtan akşama kadar bu olur. Yani hemen öteki aleme geçmek isteriz. İşte Cenab-ı Hak bizim yaptığımız fiillerden meydana gelen suretleri bize göstermiyor. Ancak o duvarı biz duvar şekliyle fiilimizi düzgün yapmışsak, bakın o duvar oluyor. Yani biz namazı kılarken neşeli de kılsak, sıkıntılı da kılsak namaz oluyor. Yani Adem hükmünü, o mühürü basmış oluyoruz. Onun için üzüntü olmasın. Yani namaz kılıyordum, biraz gaflette kaldım, biraz da işte sıkıntılı namaz kıldım, feyiz alamadım gibilerde mevzu olmayalım. Yani üzüntüye düşmeyelim. İnsanın her günkü hali bir olmaz. Bazen neşeli olur, bazen başka türlü olur. Halden hale geçer insan. Ümitsiz olmayalım. Zikri yaparken de aynı şekilde. Bazen neşeli, coşkulu bir zikir yapar insan. Bazen de sayı bitsin diye bakar. Ama mühim olan duvarın işlenmesi, duvarın ortaya çıkartılması, yani o fiilin yapılmasıdır. Allah hepimize kolaylık versin. Nasıl anne baba? Torunlar geliyor. Bazen sırtınıza çıkıyor, bazen örtünüzü çekiyor. O zaman farzını tekrarlamak gerekiyor. Yok yok, hiçbir şey gerekmez. Yani mutlak manada çok açık bozulmamışsa namaz, ufak tefek dışarıdan tesir varsa o bozulmaz. Ama çocuk sıkıntıdadır, ağlamaya başlamıştır, namaz terk edilir. O zaman tabii yenilenmesi lazım gelir. Bizim torunlar da atmadığımız takla kalmadı küçüklüklerinde. Sehpa yapardık. Sehpanın altından geçeriz. Aa bak geçebildim, sen geçebilecek misin? Geç bakalım. Gündür, aklım, emri, zamanlı. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir o. Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz küçük iken sırtına bindirilmiş, sırtında gezdirilmiş onlar böyle dizleri kolları üstünde. Aa dermiş, bu ne güzel deve, bu ne güzel yük. Deveden kasıt dediği tabii deve mahluku değil.
bir bakıma onu biz devamlılık diye. Ne güzel deve demesi aslında kendisinin haç yolcusu olduğunu ifade etmekte. Yoksa o hayvandan bahsetmiyor. Ama görüntü öyle olduğu için, kelam da ona uygun olduğu için, ama o kelamın içinde neler gizli oluyor. Develerin remzi nedir? Hacca götürmesi değil midir? İşte torununu almış, hacca gidiyorlar. Zaten hal bu. Bayağı da gençsin o zaman. Günlerde. Çekebiliyoruz ki. 24 sene var. Gece sehpanın altından dedeyiz. Doğru. Hadi dedim ona sünneti yerine getirelim. Sırtımda gezdirirdim onları. Cem gelir kucağıma oturur. Tam secde yapacağım. Hadi biraz elinde tutturursun karına doğru. Ezilecek çocuk karnına. Günü de yatar senin secdeye. O da tam secde yapacağımız yere Sırtla gelir yatar. Sırtla bir yerdesin, kapat verecek misin? Bir de kah 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 güler. Torunların işi var. Ya onlar da yatıyor yanında kapıyı koyuyor. Onun da ibadeti ya o ne yapsın? Ya sırtla yolu çekiyor. Bizde kitap çoktu, boydan böyle kitap vardı. Günümüzde kitap, şimdi kitabın tane atar yere dedi, hadi derdi ama nasıl güler bir göz. Ona düştükçe ses de gülüyordu, zevk alıyordu. Hani ciltli kitaplar ayağına gelir, can acımın farkında değil. Dedi hadi, dedi hadi. İşte çocuklar bu şekildeki muamelelerde terslik, sertlik görmediği zaman ona muhabbeti oluyor. Ama bir kimse sen benim namazımı bozuyorsun gibi eline ittirse, biraz sert hareketler yapsa, o namaza artık ömür boyu soğuk bakar. Evet. Namaza bir şey olmaz, bozulmaz. Tabii normal halinin üzerine de çıkmaması lazım. Bozulmuşsa da yeniden yenmez. Ne fark eder ki? Ne olacak? 3 dakika, 5 dakika ne yarat yapılacak? Bu deve olayını okurken aklıma bir şey geldi. Şimdi nefsi emmareyi temsil ettiğini söylediniz. Bu develerin o sırada öldürülmesi de zahiren, batınan da dünyanın nefsi emmarenin sultasından kurtarılmak manasına gelebilir mi acaba? Yok, orada bu tevhidi manada bir yaşantı sahası olmadığı için kıyas da olmaz. Tamam. Ehli küfür yaptıkları iştir. Kendilerine göre bir mantıkları var. Su kendilerine kalsın, develer suyu içmesin diye orada bir sıkıntı var. Bunlar hakkında bir şey demeyelim de kendi yorumlarına kalsın. Mesuliyetleri varsa da kendi Rabları arasında olan bir hadise olsun. Tabi zahiren bakıldığında normal olarak o hayvanların da bir yaşam hakkı var. Ama ne düşünürler, ne yaparlar, nasıl tedbir alırlar bilemem. Bu zorunluluk olmadığı halde Afrika'da da başka yerlerde de bir sürü hayvan katliamları oluyor. Derisinden istifade etmek için, dişlerinden, boynuzlarından istifade etmek için bu batılı insanlar hem hayvan hakları diye bayrağı kaldırırlar, kimseye bırakmazlar. En büyük katliamı da gene onlar yaparlar. Bu onların sorunu. Ne isterlerse yapsınlar. Ellerinde kudret olduğu sürece yapacaklardır ama sonra hesaplarını da vereceklerdir. Allah hayırlar yazsın hepimize inşallah. Evet, kapatalım yayınımızı. Bilgisayar başında olan kardeşlerimize hayırlı akşamlar dileyelim. Allah feyizlerinizi artırsın inşallah.